Bu da gerçekleşirse önümüzdeki sezon farklı olacaktır. Daha fazla genç sporcumuz A takımda şans bulacaktır, oynayabilecektir. Akademi liglerinde daha fazla sporcu yetiştirilebilecektir. A takımımız belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda daha başarılı olacaktır. Değerli konumda ben geçen yıl bu kürsüden göreve ilk geldiğim zamanlarda bir hedef koymuştum. Bir takımın ya da bir sınıf okul kuruluşunun ya da bir iş dünyası, ben bir iş ansadım, mutlak bir hedefleri olmalıdır. Eğer hedefiniz yoksa sona doğru yani başarıyı elde etme şansınız yoktur. Tabii ki geçen yıl durumun bu kadar vahim, bu kadar kritik bir noktada olduğunun elbette ki devlet önce hiçbirimiz farkında değildik. Gerçeklerle karşılaştığımızda olayın ne olduğunu anladık. Ve ben bu şampiyonluk parolası söylemiştim. Bu yıl ikincilikte olmayı söylemiştim. Birincilikle doğru çıkmayı hedeflediğimizi söylemiştim. Eğer biz bu hedeflerimizden, bu ilkelerimizden, bu amacımızdan vazgeçersek biz ortada oynayan bir takım oluruz. Halbuki bizim Pazarspor'un gerçekten ikinciliği hak eden bir takım ve iyi bir yönetim kurulu var, iyi bir taraftarı var. Bunun ikinci lige ve sonradan da birinci lige çıkması ile ilgili hepimiz üstüne düşen görevi yapmaya hazır olduğunu biliyorum. Bir de arkadaşlar, burada basın mensubu arkadaşımız da var. Yine basınla ilgili ben buradaki konuşmamda basına da, pazar basınına da bir desteği vereceğimi söylemiştim. Özellikle pazar dışındaki taraftarlarımızın çoğu ya pazar spor maçını izleyemediklerinden bahsetti. Ya pazarda temasa geçtiğimiz basın mensubu arkadaşımız canlı yayınlarla ki benim desteğimle ben destek vereceğimi söylemiştim. Canlı yayınlarla yapmaya çalıştık kulübümüz adına. Her türlü desteği de verdik. Ve basını bu süreçte biraz daha da desteklemeliyiz. Bütün maçlarımızı tüm ulusal ölçekteki kentlerde izleyebilecek şekliyle izletebilmeliyiz. O anlamda da tekrar basına hem belediyenin hem kulübün hem bizim gerekse şahsımın her türlü desteği vereceğine emin olabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mali Genel Kurulu'nun hepinize hayırlı, başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi denetim kurulu raporunun okunması için Sayın Aslı Cizman Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli hazırım, hepiniz hoş geldiniz. Bu yönetim döneminde bu üçüncüsü olan denetim raporumuzu size arz edeceğim. Bu devamı niteliğinde diğer iki tane yaptığımız denetim raporunun devamı niteliğinde olan denetim raporu. Geçmiş dönemlerden gelen kulübün mahkemeye verilmesi sonucu doğan kulüp çalışanı, teknik adam, futbolcu vesaire icralık borçlardan yaklaşık 1.717.000 TL'si TFF, Spor Toto gibi çeşitli gelirlerin icra yolu ile tahsil edilerek icra edenlere ödendiği görüldü. Bu dönemde 2023 Temmuz ayından bugüne kadar 27 adet icra dosyasının ödemesi yapılmış. Bunların 6 tane çalışan kurum, 21 tanesi sporcu ve teknik adam icra dosyasıdır. Ayrıca 2 tane eski çalışan ve 2 adet eski sporcunun toplam 341.776 TL hesaplarda icrası olup kulübün ilk resmi gelirinden ödemesi yapılacaktır. Ödeme gününe kadar faizleriyle birlikte bu rakam muhtemelen artacaktır. Bu durum kulüpten gönderilmiş iş hakkı fesh edilen ayrıca ayrılan kişilerin büyük bir kısmının alacağını tahsil için mahkeme yolunu tercih ettiğini göstermektedir. Bunu finansal yetersizlik, finansal eksiklikten çok yönetme acizliği olarak tanımlıyoruz. Kulüpten her ne sebeple olursa olsun ayrılan veya gönderilen veya istifa eden kişilere çeşitli ödeme yöntemleri, çek, senet, vadeli, her sürü ödeme yöntemi var, kullanılarak ibralaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir. Çünkü mahkeme yolu borcun
1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 artmasına sebep olmaktadır. Yine bu raporumuzda yazılı değil fakat aldığımız bir bilgi, iki tane otel çalışanının mahkemeden feragat etmesi koşuluyla anlaşması sağlanmış ve 200 bin lira bir bedel ödenmiştir. Aynı şey mahkeme yoluyla sonuçlanmış olsa bu bedel 300-350 bin lira civarlarına çıkacağı bilinmektedir. Pazar Spor Kulübü'nün profesyonel liglere çıktığı tarihten bu yana eksik ya da hiç beyan edilmeyen SGK bildirimleri sonucunda günümüzde emeklilik hakları dolanların şikayetleri sonucunda kulübe ciddi cezai ödemeler gelmiş, gelmeye de devam edecektir. Kulübün 2023 yılı öncesine ait yapılandırılmış SGK borcu 1.302.000 TL, bugüne kadar ödenen 238.656 TL, kalan borç 1.063.344 TL. 2023 yılı da verilen SGK'ların taksitlendirilen kısmı 794.507 TL. Ödenen taksit 234.905 TL, kalan borç 559.602 TL. Bugünkü yönetim döneminden de henüz ödenemeyen güncel tahakkuk etmiş 2024 Mart ayına ait SGK borcu 224.219 TL olmak kaydıyla toplam Pazarspor Kulübü'nün 1.847.165 TL borcu bulunmaktadır SGK'ya. Kulübe ait vergi borcu ise yapılandırılmış 50.939 TL, güncel olarak da 14.275 TL'dir. İcra getirilmesi sonucu bankalarda bloke edilen kulübün parası 33.234 TL olarak görülmektedir. Gelen icralardan dolayı mevduata bloke konulmasını önlemek amaçlı ödemelerin bankalar üzerinden yapılmadığı, resmi Pazarspor Kulübü'nün üzerinden yapılmadığı, uygun olmamakla birlikte özel hesaplara aktarılarak yapıldığı tespit edilmiştir. Kulübün resmi hesapları yerine özel hesap kullanımının en kısa süre içinde sonlandırılarak resmi hesapların kullanımına dönülmesi finansal ve muhasebe düzeni açısından elzemdir. Yasal mevzuata ve kulüp düzenine aykırı bir şekilde kiralanmış olan Deniz Konak Oteli'nin kira hakkı fesk işlemi için 2.100.000 TL anlaşma sağlanmış, karşılığında 2.050.000 TL ödeme yapıldığı, 50.000 TL'de bakiyesi kaldığı görülmüştür. Aynı durumdaki Suat Karabekli Spor Tesisi kira sözleşmesi de 750.000 TL karşılığında feshedilmiş, karşılığında şu ana kadar 330.000 TL ödeme yapılmıştır. Kahve Deryası adlı işletmenin 10.000 TL olan kira bedeli 20.000 TL olarak revize edilmiş, %20 olan kira artış oranı da TÜFE oranına evrilmiştir. Kulüp tüzüğü değişikliği yapılarak kulübün mal varlıklarının kiralanması ve satışı genel kurulunun nitelikli çoğunluğunun onayına bağlanmıştır. 2024 yılında tüzüğe uygun olarak 18 yeni üye kaydı yapılmış. Kişi başı 2500 TL giriş aidatıyla birlikte 2024 yılı aidatları da tahsil edilmiştir. Bu üyeler tüzük gereği ilk seçimde oy kullanamayacaklardır. Kulübün ve otelin muhasebesi için eleman istihdamı sağlanmıştır. Bu da çok önemli şeydir. Kulübün evraklarının kulübün içinde bulundurulması gerekiyor. Yani denetleme kurulu ya da denetim işlemesi için başka bir sebep yoktur. Birisinden bir bilgi soruyorsunuz orada, diğerine soruyorsunuz, o diyor ki şurada toplanmıyor, olmuyor yani. Ayrıca yine raporda yok ama denetim işinin daha da güçlü bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Kulübün sağlıklı büyümesi, sağlıklı yaşamasını istiyor isek. Mevcut yönetim bu dönemde yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte kulübün önemli miktarda gelir kalemi sağlamıştır. Bunlar Sportoto 8 milyon yaklaşık rakamlar söylüyorum. Sportoto 8.884.000 lira. Mogan Enerji ki çok önemli bir kurum. Yani
çok önemli bir holding. Bu çok da arttırılabilir inşallah düzgün ve sağlıklı bir büyüme sağlarsak. 3 milyon 120 bin liradır yıllık bunlar söylüyor. Çaykur Rizespor kamp ve malzeme sponsorluğu için yaklaşık 1 milyon 200 bin TL karşılığı katkı sağlamıştır. Hediye sigorta 312 bin TL, Jotun boya 300 bin TL, Hoşver tekstil 183 bin TL, Ayakkabı Dünyası 150 bin TL, Köloğlu GM 100 bin TL olmak üzere yaklaşık 13.450 bin TL civarı bir rakamdır. Öneriler kısmımızda da şunu söylemek istiyoruz. Pazar spor geleceği kurumsallaşmak, şeffaflık, hesap verilebilirlik, muhasebe ve finansal kurallara uygun yönetilip yönetilmediği ile şekillenecektir. Kulübün geleceği öncelikle sportif başarıyı vaat etmek ile değil, yapısal ve finansal başarıyı sağladıktan sonra sportif başarı hedefi vermekle şekillenecektir. Türkiye futbol, Türkiye profesyonel liglerinde zayıf finansal yapısı nedeniyle üst ligden amatör lige kadar düşen birçok kulüp vardır. Denetim kurulu olarak yoğun mesai vermek harcayarak kulübü borçsuz, kurumsal ve güçlü bir yapıya kavuşması için çalışan başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Şimdi bu mali denetim gelir giderler hakkındaki görüşlerini sundular. Bu konuda bir yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine her şeyi burada sormak için buradayız. Öncelikle Neşet Başkanımı sahneye davet edeyim. Kürsüye davet edeyim. Millet Bahçesi ile ilgili gelişme hakkında bilgi verirse seviniriz. Sayın Vekilim, Sayın Şuayb abim, Sayın Pazar Spor sevdalıları, Pazar Spor üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, onun kardeşimiz hep Pazar Belediyesi burada. Pazar Spor sevdalısı olduğum için burada. Öyle değil mi Nur Bey? Evet, Millet Bahçesi konusunu size biraz önce Sayın Başkan'a ilettim. Bu Hepşin Yolu Güzergâh'da bir proje çizildi. Projede Millet Bahçesi ve ön tarafında Pazar Spor tesisleri ve antrenman sahası yapılmak üzere daha önceden bir 4000 TL şu anda Pazar Belediyesi'nin bünyesinde olan bir para var. Ama bu para eridi gitti. Şimdi geçtiğimiz hafta Sayın Osman Aşkın Bakan Müradoviyse'nin çok yoğun olduğunu ifade etti. Tahmin edersen bu hafta kendisiyle bir görüşmem olacak. Bu görüşmeyi sağlayabilirsek Millet Bahçesi'yle beraber ihale yapmak istiyoruz. Millet Bahçesi'nin ihalesini biz geçtiğimiz 15 gün önce ihale yapmamız gerektiğiydi. DSE'yi ödenekten dolayı devlet hakimatını durdurmuştu. Bu sefer biz de ihaleyi durdurduk. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda bilgilendi, bizi aradı. Biz de DSE'yi durdurduğunu ifade ettik. Şimdi DSE'yi başladı doluku alanına ve devam ediyor. Bu devam ederken en yakın zamanda biz Millet Bahçesi'nin ödeneği hazır ihale yapacağız. Bunu yaparken isterim ki Pazar Spor, Sosyal Tesis ve Antrenman Sahaları İkisini beraber yapalım derim. Bisiklet yolu ve yürüyüş yolu olmak üzere o alana. Osman Aşkın, bak Sayın Bakanımız Pazar Devleti bize bu konuda yol gösterirse bu ihaleyi ikisini beraber yapacağız. Şayet bize yol göstermezse ödenek ağır koşullarda 17 bin TL açığımız var. 17 bin TL'yi bugün Pazar Belediyesi'nin karşılama imkanı yok. 17 milyon. Şimdi tekrar biz bir proje çalışması yaptık. Aşağı yukarı 38 milyon liraya çıktı bu. Sayın Bakanımız bize bu konuda destek verirse bu alanı ikisini birleştirip en yakın zamanda ihale yapacak.
Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi dedi ki Uğur kardeşim, Pazar Spor Pazar Belediyesi'nin dörtte bir ayağı olması lazım değil mi? Öyle mi dediniz? Dördüncü ayağı deyince dörtte bir oluyor. Ne yapıyorsun? Bizim hemşeyle. Evet. Biraz önce Sayın Osman dedi ki 13 milyon lira gelirimiz var. Geride ne kaldı Sayın Başkan? 30 milyon lira bütçe, 13 milyon lira gelir, 17 milyon lira. Bana demek ki burada 2-3 milyon lira bir şey düşüyor değil mi? Pazar Belediyesi'ne. Ben de sizlere söz veriyorum. Bunu önümüzdeki sezonda destek olacağım. Pazar Spor bizimdir. Daha önce bahsetmiştim, her zaman şemsiyeniz olacağım, ben demişimdir. Her zaman şemsiyeniz olacağım. Pazar Spor da bizimdir. Pazar Belediyesi da bizimdir. Ben de pazar evladıyım, bunu bilesiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımız Neşet Çakır Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel desteklerinden dolayı. Sayın Şahin Balta Bey, sizden mikrofonu aldı. Bir iki kelime dersiniz. Sonra vekilini alacağım. Sayın vekilim, sayın belediye başkanım, çok değerli Pazar Spor üyeleri, delegeleri, çok değerli hemşehrilerim, sizleri en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Şimdi ben sizin içinizden biriyim. Pazar Spor'un üyesiyim ama herhalde en yaşlı olarak bana söz veriyor Divan üyelerim. Teşekkür ederim. Çok değerli pazarlılar, şimdi Pazar Spor 30 milyon lira civarında bir böyle tahmini bütçe duyduk. Keşke o 60 milyon olsa, 70 milyon olsa. Tabii bunları istiyor ama demek ki bu mümkün olmuyor. Ama Pazar Spor bu sene bir sıkıntı geçirdi ama yine de 8. sırada play-off'a da yaklaştı. Ama ben inanıyorum ki geçen Temmuz ayındaki genel kurulda da söyledim. Tabii gönüller hep bunu istiyor. Pazar Spor düştüğü kadar çıkmasını da biliyor. İnşallah gelecek sezon hep birlikte Pazar Spor'un play-off'a kalmadan ikinci lige çıkacak. Biz bunu hepimiz birlikte inşallah yaşayacağız. Bu yöneticilik kolay bir iş değil, çok değerli hemşehrilerim. Çok önemli. Şimdi bakıyoruz, yönetim kurulunda da olsa İstanbul'dan gelenler var, Ankara'da olan gelenler var. Özveri isteyen bir iş, bir hizmet. Onun için Pazar Spor'a gönül verip hayatta olmayanları saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara da sağlıklar diliyorum. Onun için yani Pazar Spor'un en azından ucundan tutmamız gerekiyor. Ben de tabii pazarlı olarak, pazar sporlu olarak gereğini yapamadığımın farkındayım. Eksik olmasın, Sayın Başkanımız yine her zaman olduğu gibi beni aradı sesli olarak. Ben biraz ufak rahatsızlık geçirmiştim ama yine de yapamadım. Dedim yok, ne olursa olsun Pazar Spor'un bugünkü bu genel kuruluna katılacağım ve çok değerli hemşehrilerini en azından görsel olarak kendilerini görüp bir saygı sunacağım diye karşınıza çıktım. Bu nedenle Pazar Spor'u inşallah gelecek sezon ben inanıyorum yönetimimiz gayet iyi yolda. Önümüzdeki sezon Pazar Spor hep birlikte ama sadece yönetime bırakırsak bu biraz olmaz, yavaş ilerler. Bu nedenle hep birlikte pazarlı olarak, pazar sporlu olarak görevimizi yapacağız.
ve hep birlikte pazar sporumuzu ikinci lige çıkaracağız. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.